Ali İhsan Hocam, serviks kanseri dediniz. Peki, serviks kanseri nedir? Jinekolojik kanserler içinde en sık görülen kanser tipi rahim ağzı kanseri, yani diğer bir deyişle serviks kanseridir. Serviks kanseri, rahimin vajinaya açılan bölgesinde meydana gelen kanser tipi. En kolay tanı konulabilen ve tanı konulduğunda da çok hızlı bir şekilde tedavi edilebilen bir kanser tipi. Serviks kanserini araştırmak için simir yapmak gerektiğini söylemiştim. Simir yapıldığında hastanın kanser olabileceği çok daha önceden anlaşılabilir. Yıllar, bazen 10 yıllar öncesinden hastanın kanser olabileceği, ileride oradaki lezyonların kansere dönüşebileceği anlaşılabilir ve hastanın hayatı çok rahat bir şekilde kurtarılabilir. Bu sebeple yılda bir defa simir yapılarak serviks kanseri araştırılabilir. Serviks kanseri rahim ağzında hücre değişimleri olarak tanımlanabilir. Kansere benzer hücreler oluşmaya başlar. Bunlar yıllar öncesinden oluşmaya başlar. Ve yıllar sonra eğer doğru düz takip edilmemişse ve tedavi edilmemişse bu hücreler hastayı kansere çevirebilir ve hastanın hayatıyla ilgili bazı sorunlar yaşayabilir. Bu sebeple mutlaka hastalarımızın simir yaptırması ve bu simir sonuçlarına göre de doktorların vereceği tedavilere uymaları gerekiyor. Rahim ağzı kanserleri pek çok hastada bazı virüsler tarafından oluşturulur. Hatta arasında HPV diye bilinen veya SİL diye bilinen bazı virüsler rahim ağzı kanserine sebep olabilir. Bu sebeple gerekirse bu sihirlerle ilgili araştırma yapılmalı veya DNA analizleri yapılmalıdır. Bu şekilde hastanın ileriki yıllarda kanser olup olmayacağı veya şu anda hangi evrede olduğu kolayca tespit edilebilir.